En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 2 Aralık 2022 ben Ferhan Kösoğlu yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da federal mecliste hem malulen emekliler hem de çalışanları ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Gelişmeleri aktaracağız. Öte yandan yine Almanya'da Türkiye gibi Avrupa Birliği dışından ülkelerden gelecek kalifi elemanlar için şartları kolaylaştırıyor. Detayları aktaracağız. Fransa'da gelecek yıl elektrik kesintilerinin yaşanabileceği aktarıldı. Belçika'da ise sigortalara zam %10'u geçecek. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Müzik <laughs> Almanya'da perşembe gecesi Ulusal Meclis'te bir dizi yasa tasarısı onaylandı. Federal Meclis'te alınan karar gereği, malulen erken emekli olanların maaşları ek iş yapmaları durumunda artık azaltılmayacak. Öte yandan çalışanlar için aile izni de kolaylaştırıldı. Almanya'da perşembe gecesi Federal Meclis'te çalışanları da yakından ilgilendiren yasalar görüşülerek onaylandı. Malulen erken emekli olanların maaşları ek iş yapmaları durumunda artık azaltılmayacak. Çalışanların akrabalarına bakım izni de kolaylaştırıldı. Federal Meclis'ten geçen yasaya göre malulen emekli olanlar ek iş yaptıklarında maaşları bundan sonra azaltılmayacak. Yasayla malulen emekli olanların yıllık ek gelir sınırı 6300 Euro'dan 34500 Euro'ya çıkarıldı. Öte yandan aile ve iş hayatındaki uyumu temin amacıyla değiştirilen bir yasayla da işverenlerin çalışanların akrabalarına bakmaları izni vermesi düzenlendi. Buna göre işverenler akrabalarına bakmak için izin isteyen çalışanlarına izin vermek zorunda. Verilen izin süresince de çalışanların işten çıkarılması mümkün olmayacak. İşveren akrabalara bakmak için istenen izin müracaatına 4 hafta içinde karar vermek durumunda. İşverenin izin vermemesi durumunda bunu gerekçelendirmesi gerekecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de polis Müslümanlara yönelik şiddet çağrısında bulunan internet üzerinden İslam karşıtı yorum ve resimler paylaşanlara yönelik harekete geçti. Polis bu kişilere yönelik 91 farklı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Almanya'da çeşitli ırkçı kişilerin internet üzerinden İslam karşıtı yorum ve resimler paylaşması sonrası Alman polisi harekete geçti. İslam karşıtlığı ve antisemitik hareketlerde bulunan ırkçı kişilerin internet üzerinden bu yönde yorum ve resimler paylaşması sonrası Alman polisi baskınlar düzenlemeye başladı. Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada toplam 91 haneye baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınların 30 Kasım 2022 tarihinde 14 eyalette sabah 6'da düzenlendiği açıklandı. Baskınlarda şüphelilerin ifadeleri alındı, ayrıca bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Başkent Berlin'de de 9 eve baskın düzenlendi. Berlin'in farklı bölgelerinde yapılan baskınlarda 60'tan fazla polisin yer aldığı aktarıldı. Özel harekat polisinin de destek verdiği gelen bilgiler arasında. Almanya'da geçtiğimiz yıl Müslüman ve camilere yönelik 662 saldırı kaydedilmişti saldırganların ağırlıklı olarak aşırı sağcı olduğu tespit edilmişti. Söz konusu saldırılar arasında internet üzerinden tahrik, kişisel saldırı, tehdit mektupları ve mal tahribatı yer alıyordu. Saldırılarda 17 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Almanya'ya Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden iş gücü göçünü düzenleyen tasarı geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi seneye yasalaşması hedeflenen düzenlemeyle Türkiye gibi ülkelerden Almanya'ya iş gücü göçü kolaylaşacak. Almanya'da eleman açığı nedeniyle geçen yaz havalimanlarında yaşanan karmaşadan beri hükümet yeni bir kalifiye iş gücü göçü yasası üzerinde çalışıyor. Yeni yasanın ana hatlarını çizen taslak metin çarşamba günü bakanlar kurulunda kabul edildi. Tasarının gelecek yılı ilkbaharda yasaya dönüşmesinin amaçlandığı duyuruldu. Bakanların açıklamalarında Almanya'da nüfusun daha da yaşlandığına ve 2035'e kadar emekliye ayrılacaklarla birlikte 7 milyon kalifiye elemanın kaybedilecek olmasına dikkat çekildi. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'daki demografik gelişimin yıllardır bilindiğine ancak bu konuda nedense bir göç yasası çıkarılmadığına işaret etti. Habeck, sadece bilişim alanında 100 bin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında da 200 binden fazla eleman açığı var diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. <laughs> Almanya Ekonomi İstitüsü'nün verilerine göre ülkede 2020 yılında 43 milyon 500 bin olan kalifiye eleman sayısı 2040 yılında 38 milyona düşecek. Almanya zanaatkar odaları sadece kendi branşlarında 250 bin eleman açığı bulunduğunu vurgulayarak acil adımlar atılmasını talep ediyor. Çerçeve taslağı Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen düzenleme bir meslek veya yüksekokul diploması olan Almanca ön bilgisi bulunan mesleki tecrübeye sahip tercihen Almanya ile bağda olan ve belli bir yaşı da geçmemiş kişilerin Almanya'ya gelmesini kolaylaştıracak. Avrupa'da enerji krizinden etkilenen ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Fransa'da şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebileceği açıklandı. Fransa'da hükümet sözcüsü Olivier Véran konuk olduğu BFM TV kanalındaki elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı. Fransız şebeke operatörü EGTU Başkanı Xavier Pierre Chac, Fransa'nın soğuk hava ve yüksek talep nedeniyle elektrik şebekesinin ciddi stres altına girmesi durumunda bu kış sürekli kesintilerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. France Info Radyosu'na verdiği bir röportajda Pierre Chiac, ülke bakım için devre dışı bırakılan nükleer reaktörlerini yeniden başlatmak için mücadele ederken, Ocak ayında elektrik kesintisi riski olduğunu söyledi. Fransa elektriğinin kabaca %70'ini 56 reaktörden oluşan bir nükleer filodan üretiyor ve bunların 22'si şu anda kapalı. Bu da enerji üretiminde keskin bir düşüşe neden oluyor. Avrupa Birliği, Rusya'dan gelen doğalgaz teslimatlarında keskin bir düşüşle mücadele ederken kesintiler enerji sıkıntılarını arttırdı. Fransa, Rus enerjisine diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha az bağımlı olsa da normalde nükleer endüstrinin sağladığı yerli elektrik üretiminin olmaması ülkeyi komşularından elektrik almaya zorluyor. Fransız hükümeti bir acil durum planı hazırladı ve yerel yetkililere olası elektrik kesintilerinin nasıl ele alınacağı ve elektrik tahsisine nasıl öncelik verileceği konusunda talimat verdi. Yetkililer, elektrik kesintilerinin tüm ülke genelinde olmayacağını ve şebekenin yalnızca küçük bir bölümünü etkileyeceğini iddia etse de, evleri ısıtmak için talep zirve yaptığında milyonlarca insan elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya. Belçika'da hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Ülkede son olarak yangın sigortası primlerinin 2023 yılında %10.8 oranında artacağı açıklandı. Belçika'da yangın sigortası primlerinin 2023 yılında %10,8 oranında artacağı açıklandı. Bu oranın bugüne kadar kaydedilen en yüksek fiyat artışlarından biri olacağı kaydedildi. Bunun nedeninin ise inşaat ve maliyet fiyatlarındaki artışın EBEX Endeksine yansıması olduğu belirtildi. Belçika'da yangın sigortası primleri EBEX Endeksine bağlı olarak fiyatlandırılıyor. Yangın sigortası primleri son aylarda artan inşaat ve malzeme fiyatları nedeniyle 2023 yılında yaklaşık %11 oranında artacak. EBEX Başkanı Elen Kap, bu endeks şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek artış oranlarından biri diyerek, Endeksi yükselten faktörlerin başında çelik, ahşap ve yalıtım fiyatlarının geldiğini belirtiyor. <laughs> Yangın sigortası primlerinin tutarı EBEX endeksine bağlı olarak yükseliyor. Bunu tetikleyen faktörlerin başında da inşaat malzemeleri fiyatlarındaki yükseliş veya artan işçilik maliyetleri olarak göze çarpıyor. Bunların artışlarına dayanarak Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez hesaplanan EBEX endeksi Kasım 2021'de 906 iken, Kasım 2022 sonunda 1004 olarak gerçekleşti. Ocak 2023'te yeni bir yangın sigortası sözleşmesi yapmak isteyenlerin primleri Aralık 2022'ye kıyasla %11 oranında daha yüksek olacak ve daha fazla ücret ödenecek. Bu durum mevcut sözleşmeler için de geçerli olacak. Evet bu haberle hem bugünlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Pazartesi günü Yine aynı saatte karşınızda olacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.